Eyvallah. Şimdi İstanbul'da rahat bir konumdaydı. Ne zaman Tavşent, hocam? Tavşent. 29. Yani esir olan İngilizler herhalde. 1916'dan sonra tabii. Fakat şunu söylememiz lazım. Onunla beraber esir olan 13 bin asker var. 12 binden biraz ondan fazla. 13 bine yakın. Onların durumları çok kötüydü Murat Bey. Onların Kutulemare'de esir alındıktan sonra Bağdat'a kadar yürüttüler bunları. Hmm. Fakat zaten 5 aylık bir kuşatmanın altında her zaten türlü aç. Gıdadan mahrum vaziyetteydiler. Bu yürüyüş sırasında İngilizlerin ifadesine göre 4 bini hayatını kaybettiğini söylüyor. Yani Kutulemare'den Bağdat'a yürüyüşleri sırasında. Dolayısıyla Kutulemare savaşı İngilizlere çok pahalıya patlamıştır. Ne işleri vardı hocam orada? Elbette, elbette. Patlayacak tabii yani. Orası beyler işte... kullanabilirsiniz. Bakın biz çok sadist, zalim, elikanlı milletiz. Zavallı 4000 İngiliz, masum İngiliz'i Irak'ta öldürmüşüz. Bunu da kullanın. Nefret taşıyla seyrediyorlarsa bunu unuttular. Bunu söylemediler şimdiye kadar. Evet. Hani 1,5 milyon Ermeni kestik ya, 1,5 milyon. Arapları mahvettik, şeyleri bilmem ne falan filan. Trabzon'da milleti sandallarda bulduk. 4000 İngiliz öldürmüşüz. Bağdat'tan sonra ne oldu hocam kalanlar? Kalanlar Bağdat'tan sonra bunlar da aynı. Türkiye'de esir kampları vardı. Esir kamplarında uzun süre tutuldular. Mübadeleyle, esir mübadelesiyle de karşılıklı değişim yapıldı. Hmm. 1919'da başladı. 20'de de var, 21'de de var. Değişim. Burada bir şey söylememiz lazım. 6. Ordu özellikle Kut zaferinden sonra çok büyük bir prestij kazandı. Hmm. Onu takviye etti Enver Paşa ve belki hata olarak görülebilir bu. O orduyu oradan aldı, kanalım ismini değiştirdi. Hmm. Kafkas İslam Ordusu olarak nitelendirdi. Takviye ile birlikte İran'a gönderdi, Azerbaycan'a gönderdi. Kirmanşah'a girdiler malum. İngilizleri yendiler, Rusları yendiler. Oradan Azerbaycan'a gittiler, Bolşevikleri yendiler, Bakü'yü aldılar. İran'ın içerisinde Tebriz'e girdiler gene bunlar. Batum'a girdiler. Yani çok iyi işler yaptı Halil Paşa. Halil Kut Paşa. Fakat Mondros Mütarekesi imzalanınca Osmanlı Devleti bizim bildiği gibi 1914 sınırlarına çekilmek durumunda kaldı. Ağlıya ağlıya askerlerimiz, komutanlarımız o elde ettikleri, kazandıkları, mücadele verdikleri, kan akıttıkları topraklardan çekilmek durumunda kaldılar. Belki sonuç olarak şu söylenebilir. Başlarda Osmanlı Devleti'nin Irak cephesinde Kutulemare olayıyla ilgili olarak söylüyorum bunu. Çok iyi bir politikası yoktu. Çok az güç bırakmıştı. Ve daha sonra İngilizlerin gücünü görerek kendi gücünü artırma yoluna gitti. Bunda da biraz muvaffak oldu. Bunu söylememiz lazım. İngilizleri yendi çünkü. Fakat İngilizlerin politikası daha doğruydu. Neden? Kafalarına koymuşlardı Bağdat'a kadar gitmeyi. Bunun için de az bir kuvvet çıkardılar. Başarı kazandıkça takviye getirdiler oraya. Takviye getirerek de Kutulemare'de mağlup oldular ama tabii onu söylemedik. 1917'de daha takviyeli birliklerle, daha büyük birliklerle tekrar taarruza geçtiler ve Mart 1917'de de Bağdat'a girdiler. Musul'a giremediler. Mondros Mütarekesi imzalandı bildiğiniz gibi. Mütarekeden sonra Musul'a girdiler. Dolayısıyla Irak cephesi de bu şekilde tamamlanmış oldu. Ama demin programın girişinde Murat Bey de söyledi, siz de söylediniz. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk askerinin, Türk milletinin yüzünü ağartan iki büyük zafer vardır. Her şeyini biliyoruz, bilmediğimiz bir şey yok Çanakkale'nin. Çanakkale'de gerçeklik ayrı bir şeydir, gerçekleri görmek. Çanakkale'de yaşananları duygusal boyutuyla ortaya koymak ayrı bir şeydir. Elbette bilimsel olarak ortaya koyacağız ama Çanakkale'den düşünün Anadolu'da demin siz de söylediniz. Şehidi olmayan insan, gazisi olmayan insan ev yani daha doğrusu yok gibidir. Bunda biraz duygusallık olursa bu da normal bir şeydir. Yani bu Çanakkale'nin değerini düşürmez.
Bunlardan ikincisi de Kut'tur. Ama ben tekrar söylüyorum başta, Selman Pak Muharebesi de evet, bir savunma muharebesi bir olarak tam Birinci Dünya Savaşı'nda mutlaka hatırlanması gereken, söylenilmesi gereken ve zafer olarak anılması gerekenlerden biridir. Bizim şöyle bir huyumuz var Murat Bey, siz daha iyi bileceksiniz. Biz tarih anlayışımızı genellikle Erhan Bey, zaferler üzerine kurarız. Maalesef. Halbuki bundan biraz sıyrılmamız lazım. Mağlubiyetlerimizin sebebini de oturup ciddi ciddi analiz edip bir daha bu tür şeylere düşmemenin yollarını aramamız lazım. Bunun yolu da işte her olayı teferruatlı ve gerçeklere dayanarak gündeme getirip tartışmaktan geçer. Sansürden geçmez, sansürlü davranmaktan geçmez, belge vermemekten geçmez. Doğru. Aksine ne kadar çok belge verirseniz, ne kadar çok belge alırsanız, kullanırsanız yapacağınız çalışmalar o kadar sıhhatli olur. Ermeni meselesiyle ilgili olarak da belki şunu söylemek lazım. Olay Türkiye'de yaşandı. Dolayısıyla Türkiye'de tutulan kayıtlar devlete doğru bilgi vermek için tutulmuştur. Yani onların gazetelerde yayınlansın diye yazılmış belgeler değildir, zabıtlar değildir. Dolayısıyla asıl belgeler Osmanlı'daki belgelerdir. Dışarıdaki belgelerin çok fazla, elbette bir anlamı vardır. Doğrularsınız, tartışırsınız, mukayese edersiniz falan. Ama asıl belgeler Osmanlı belgeleridir.